Petrol, ekonominin en büyük kaynağıdır. Turizm, Çad Cumhuriyeti'nin ekonomisine katkı sağlayan sektörlerin arasındadır. Pamuk, susam, yurt dışına ihracat edilmek üzere büyük miktarda üretilmektedir. Halka beklenilen sağlık hizmetleri, ulaşım sistemleri ve bilmediğimiz gerçekleri Afrika doğrudan az sonra. Arkadaşlar, Afrika Doğrudan programımıza hoş geldiniz. Geçen bölümlerde olduğu gibi yanımda Çad'lı arkadaşım var ve bu üçüncü bölümde Çad Cumhuriyeti'nin çok böyle özel sektörleri incelemek istiyoruz. Yeniden geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Nasılsınız bu arada? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ederiz. Günler böyle geçiyor. Allah iyi Acaba olsun. İsterseniz başlayabiliriz. Tamam. Hazır mısınız? Tamam, başlayarız. Peki, Çad Cumhuriyeti'nin ekonomisi hangi kaynaklara dayanıyor ve bu kaynaklarla hangisi daha ekonomiye katkı sağlıyor? Çad ekonomisi petrol, tarım, hayvancılık, turizm, yeraltı zenginlikleri gibi sektörlere dayanmaktadır. Peki, hayvancılık demiştiniz. Acaba hayvancılık da hangi hayvanları yetiştiriyorsunuz ve bu hayvanlar ve hayvancılık nasıl ekonomiye katkı sağlıyor? Hayvancılıktan bahsettim ve hayvancılık Çad'da inek, deve, koyun, hayvan türleri bulunmaktadır ve bu hayvanlardan nasıl ekonomiye kazanç ediyor. Şöyle diyelim. Orada tüccarlar var biliyorsun. O tüccarlar bu mesela diyelim ki inek. Evet. İnekleri ihracat ediyor. Mesela bir tüccar alıp 1000 ya da diyelim 500 yani bu rakamlardan fazla başka bir ülkeye getirip orada ticaret yapıyor. Böyle yaparken hem devlet kazanıyor hem vatandaş kazanıyor. Bu şekilde ekonomiye bir katkı sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde develerle de oluyor, koyunlarla bu şekilde oluyor. Ama Çad'da kesilmiş olan hayvanlardan mesela örneğin deri onlarda ihracat ediyoruz. Böylelikle ekonomiye bir katkı sağlıyor diyebiliyorum yani. Peki tarımda acaba hangi ürünleri yetiştiriyor Çad'da ve bu ürünleri sadece siz mi tüketiyorsunuz yoksa uluslararası piyasa çıkartıyor musunuz yani ihracat yapabiliyor musunuz? Tarım alanında yurt içinde tükettiğimiz ürünler var bir de ihracat ettiğimiz ürünler de var mesela mısır, pirinç, fasulye gibi. Ürünler yani kendimiz için tüketmek için yani çok fazla üretmediğimiz için sadece vatandaşlar arasında yapılan bir ticaret ya da tüketiyoruz. Ama susam, Arap sakızı, gom arabik, Arap sakızı mı Türkçesi yani belki büyük ihtimal böyledir. Bunu da ihracat ediyoruz. Pamuk yani bu ürünleri ihracat ediyoruz. Ve böyle ederken ekonomiye bir katkı sağlıyor diyebiliyorum. Tabii ki yani. Sonuçta yetiştiriyorsunuz ve yurt dışına satıyorsunuz. Evet. Bu şekilde bir ekonomiye bir kazanç oluyor. Kazanç oluyor, evet. Hem de halk olarak yetiştiği veya ürettiği tüketmek için ürünleri. O da onların hayatları da devam ediyor. Aynen öyle. Yani sen mesela yani tarımla ilgileniyorsun. Bir mesela diyelim ki pamuk üretiyorsun ya da mısır.
Onu alıp da sadece elinde yani bir şey yaramaz sen satıyorsun. Elinde para olsun diye sattın. O diğer adam da başka bir şey belki var. Ondan başka bir şey satın alıyorsun. Bu Evet. şekilde insanların hayatlarını sürdürebiliyorlar yani. Evet. Peki mesela pamuk yetiştiriyorsunuz ve yurt dışına satıyorsunuz. Evet. Acaba ben böyle düşündüm. Acaba Çat'ta bir kıyafet bir firma açılırsa ve zaten pamuk var. Evet. Nasıl bir şey olabilir? Olanak var mı? Mümkün mü? Var var zaten öyle bir firma var. Pamuktan şey yapıyoruz. Sabun gibi yağ gibi şeyler pamuktan çıkartılıyor yani. Ha evet. Bir de biliyorsun bu yastık mı Yastık. yatmak için kullanılan şey yani Yastıklar evet. yastıklar bu Ha pamuktan pamuktan yapılıyor yani. doğru. Ama pamuktan daha çok şey yapabiliyoruz aslında. Kıyafetler Çekirdeklerden de şey ya. işte o çekirdeklerinden şey yapabiliyorlar mesela Ya. yağ, sabun gibi şeyler ama pamuk aslında daha çok şey pamuktan daha çok faydalanabiliyoruz. Ama daha çok şeye ihtiyacımız var yani inşallah bu konuda daha devlet daha çok yatırım yapsın ki Çad'da elbiseler veya da çeşitli şeyler de öğretebiliyoruz yani. Güzel. Bir de hatta sadece çekirdeklerden yağ yaptıktan sonra bazı malzemeler kalıyor. Acaba bunlar Türkçesi nedir bilmiyorum. Ama onlar da hayvanlar yem olarak şey Aynen. kalıyor. Aynen bu yani Sizde var mı böyle bir var şey? var aynı şey var yani ineklere ya da koyunlara veriliyor. Evet. Onları da bu şekilde yani bir pamuk alıyorsun pamuktan bir sürü malzemeler çıkıyor. Faydalanıyorsunuz. Faydalanıyoruz. Evet. Faydalanıyoruz. Peki, Afrika genelinde turizm konusunda veya Çat Cumhuriyeti'nde turizm potansiyonu konuşmak istersek nasıl açıklama yapabiliyorsunuz? Acaba aktif mi ve turistik yerler nasıl, hangiler? Yani bir insan yurt dışından Çat'a gitmek istiyor ve turistik yerleri görmek istiyor. Acaba nasıl? Genel olarak turist alanında o kadar fazla yatırım ya da yapılmadığı için o tanık olmadı yani. Çad'da Tanıtım yapılmıyor mu? gezilecek bir yer var mı falan yok yani insanlar o kadar bilmiyor. Ama aslında turistler var. Gezilecek yerler de var, turistik yerler var. Mesela parklar, müzeler, eski yerler bilmem yani mesela burada gidiyorsun. Örneğin İstanbul'da bir camiye gidiyorsun, bu eski bir cami falan geziyorsun. Orada da çok eski binalar var ya da eski yerler var. Böyle çok güzel harika dağlar. Bu şekilde alanlar var yani gezilecek yerler bayağı var. Sadece biraz yatırım olsun. Ondan sonra yani turistik yerler var yani. Evet. Peki mesela Çat Cumhuriyeti'nin yarısı yani yüz ölçümünün yarısı çöl ve yarısı biraz yeşillik ve doğal yaşam bölgeler var. Bu dediğiniz hayvan parkları hangisi mesela daha büyük böyle gidebileceğimiz? Park de Zakoma diye bir park var. Baya büyük, baya geniş. Bir sürü hayvanları var. Orada giderseniz güzel günler geçirebiliyorsunuz. Yani diyebilirim. Mesela isterseniz fil mi görmek istiyorsunuz, aslan mı, zürafa mı görmek istiyorsunuz, bilmem maymunlar mı? Yani bir Yani sürü hayvan türleri var. deve kuşu mu? Deve kuşu diye bir şey var. Onun da var. Yani bir sürü hayvanlar var. Güzel. Doğal yaşam görebilirsiniz en azından. Evet. Acaba merak ediyorum. Biraz ekonomi şey kaynakları konuştuk ve turizm falan da şey bahsettik. Ulaşım sektörünü biraz konuşmak istiyoruz. Acaba Çat Cumhuriyeti'nde hangi ulaşım sistemi var ve hangi araç ulaşım araçları kullanıyorsunuz? Çat yani biliyorsunuz her ülkede
İnsanlar ulaşıma ihtiyaçları var yani. Tabii ki, tabii ki. Evet. İhtiyaçları var. Şehirler, şehir içinde ulaşımlar nasıl bir şey var? Mesela diyelim ki mesela İstanbul'da Evet. metro var, Otobüs var, otobüs var, tramvay var. tramvay var, bilmem dolmuşlar, taksi bu şekilde. Ama Çad'da mesela metro yok. Sadece bilmem dolmuşlarla, taksi, motor, bu araçlarla ulaşım sağlayabiliyoruz. Ama bu şehir içinde. Bu sadece şehir içinde. Ama mesela şehirler arasındaki yapılan yolculuklar Evet. büyük otobüslerle yapılıyor. Yani burada olduğu gibi orada da aynı şey. Bu şekilde diyebiliyorum. Peki, uluslararası havalimanlar Var. var mı? Var evet. Yani çoğu ülkelere yani tüm ülkelere gitmek istiyorsan yani gidebiliyorsun. Aktarma olarak da yani illaki gideceksin yani. Yani uluslararası Uluslararası büyük uluslararası havalimanımız var. Güzel. Peki, şimdi şöyle. Genel olarak bir Çat Cumhuriyeti sağlık sektörüne nasıl bir yatırım yapıyor? Acaba hastanelerin inşaat edilmesi ve tıp fakültelerin açılması veya belki varsa tıp okuyan öğrencilere destek veriyor mu? Özel burslar var mı? Tabii ki var yani. Tabii ki var. Halkın var. Yani bir sürü insanlar yaşıyor. Yani hastanesiz olmaz. Evet. Yani büyük hastaneler var. Yani özel olsun, devlet devlet hastaneler. hastaneleri olsun. Bir sürü hastaneler var. Bir de eğitime gelince bu sektörde mesela tıp okumak isteyen öğrencilere yönelik böyle kesin tüm tıp okumak isteyenlere bir burs var diye bir şey yok. Evet. Ama çok başarılı olan öğrencilere yönelik bir burs veriliyor yani. İster Çad'da olsun ya da yurt dışına olsun veriliyor yani. Nadir de olsa yani çok başarılı olan öğrencilere veriliyor. Bir de çok başarılı olmasan da Çad'da okumak istiyorsan okuyabiliyorsun. Az parayla okuyabiliyorsun yani. Bu şekilde diyelim ki ekonomi sağlık sektörüne bir yatırımdır yani. Evet. Ama çok yaygın değil, çok fazla değil. Daha çok tıp okuyan öğrenciler yok ama var. Ama anladığım kadarıyla belki yani Çat ülke olarak sağlık bilim fakültelerinden veya üniversitelerinde tıp fakültelerinden mezun olan mezunlara daha ihtiyaç var. Var. Onlar daha çok o insanlar daha çok kendi insanları daha çok anlıyor yani. Çad'daki ya Çad'da yaşayan biri ne tür hastalarla karşılaşabiliyor yani Karşılaşabiliyor. evet bu şekilde yani Çad'da okuyan bireye daha çok ihtiyacımız var. Güzel. Yani ben de olsam Sen yani siyaset okuyorsun. Evet. Bir tıp okuyan öğrencisi, bir de bir mühendis var. Mesela bunların aralarında Çad Cumhuriyeti'ne nasıl bir, yani siz mezun olduktan sonra nasıl katkınız olabilir? Ya bu konuda her sektörün ya da her branşın kendi şeyi var. Mesela ben siyaset okuyorum. Siyaset alanında kendi memleketime bir katkı sağlayabiliyorum. Yani uluslararası ilişkiler olsun, her türlü şeylerde politik olarak bir katkı sağlayabiliyorum. Yani yönetim olarak. Yani sen yönetici olabiliyorsun, iyi yönetin diyelim. Yani mesela tıp okuyan biri bir yöneticiye ihtiyacı var. Yani devlet olarak yani o sadece sağlıkla ilgilenirken siyasetle ilgilenen biri olsun. Ya da ticaretle ilgilenen ekonomi Evet. okuyan biri ihtiyacımız var. Doğru. Yani her sektörde yani illaki bir katkı var yani. Her sektörden bir katkı var yani bu ben şey okudum fizik okudum diye Çağ'da bir katkı sağlayamıyorum diye bir şey yok. Tüm fakültelerin bir önemi vardır. Ama mesela ben Türkiye'de okudum diye Çad'da okuyandan
daha çok önemliyim diye bir şey yok. Evet. Yani belki burada okuyorum ama tembelim, çalışkan değilim. Mezun oldum, kafam değil, kafam boş. Hmm. Orada gittim, o oradaki adam çok çalışkan. Adam çalıştı, bilgili. Evet. O benden daha katkı sağlayabiliyor. Belki ben Hmm. gidip sadece ofiste uyuyorum yani. Çünkü bir şey bilmiyorum. Güzel. Öyle bir şey var. Peki, Türkiye'de eğitim almak nasıl bir şey? Türkiye'de eğitim almak güzel bir şey. İyi. Nasıl okuyorsunuz? Bir yardımıyla falan mı yoksa? Özel kendi parayla okuyanlar var. Ya da Türkiye'de yani Türk devleti tarafından verilen burslar da var. Devlet bursları, malumunuz YTB. Türkiye bursları mı? Türkiye bursları, evet. Hmm. Bu burslarla gelenler de var. Fark, başka burslarla gelenler de var. Ama en çok kendi paralarıyla okuyan öğrenciler yani. Yani daha çok. Evet. Türkiye'de genelde böyle yani. Peki malum üçüncü bölümümüz sonuna geldik. Acaba size bir sorum var. Sürprizleri. Evet. Hiç sevmiyorum ama ne olsun. Çok basit bir soru bence. Cevaplayabilirsiniz kolay bir şekilde. Tamam. Arkadaşlar bu soru sizden aldım. Şimdi soruyorum arkadaşımıza. Hazır mısın? Hazırım. Peki. Chat hakkında bilmediğimiz bir gerçek bize söyleyin. Chat hakkında bilmediğiniz bir gerçek. Evet. Yani nasıl bir gerçek olsun ki siz bilmediğiniz bir gerçek size söyleyin. Yani chat da bu bir gerçektir ama biz bilmiyoruz. O şeyi bilmek istiyoruz. Yani bir saklı bir şeyse bilmiyorsanız demek ki bilmemeniz gerek ama o da ısrar ediyorsanız belki bu da kişiye göre değişiyor. Bu soru çok geniş bir soru aslında. Evet. Kişiye göre belki bana bir gerçektir ya da ben sen bilmiyorsun evet. diye evet. sana biliyorum. Evet. Ama burada ne diyebilirim? Evet. Bilmediğiniz bir gerçek. Aynen. Bu geçen bölümlerde de belki bahsetmiş olalım, olabilirim. Şu an... Onları biliyoruz artık, yani bilmediğimizi biz istiyoruz. Ben söylemediğim bir gerçek. Yani. Kültür hakkında olabilir, devlet hakkında olabilir, yani coğrafya hakkında olabilir, bilmem ne, yani herhangi, yani bu açık. Tamam, bana bir fırsat verin de. Evet. Yani çok bilmediğin şey var aslında. Yani bu bir şey gerçektir yani. Chat'ta gerçek bir şey ama biz bilmiyoruz. Mesela chat'ta insanlar bıçakla dolaşıyor. Bunu biliyor musunuz? Hiç bilmiyoruz. Tamam, bu bizde bir gerçektir. Neden bıçakla dolaşıyorlar? Kendi güvenlikleri sağlayabilmeleri için. Silah olarak mı? Silah olarak taşıyor insanlar. Bıçakla dolaşıyor. Hmm. Evet. Benim bir özel şeyime bir gir. Hı hı. Ondan sonra bir problem olacak. Ama bu yani ben katılıyorum diye değil. Yani bu bir gerçektir. Üzücü bir gerçek. Hı hı. Ama vardır. Hı hı. İnsanlar bıçakla dolaşıyor. Az bir problem de olsun. Hı hı. Kavga etmeye hazırlar yani. İnsanlar herkes böyle sıcak kanlı mı bilmiyorum. Sıcak kanlı anlamında yani böyle diğer anlamında değil. Hmm. Böyle kavga etmeye az bir konu hakkında seni bıçaklayabiliyor. Hmm. Bu maalesef korkunç bir gerçek, üzücü. Ama yani böyle açıkça değil. İnsanlar taşıyor biliyorsun yani. Güvenlik açısından. Hmm. Ben gidiyorum. Mesela burada da insanlar silah taşıyor. Evet. Tamam, bu da bir gerçektir. Devlet var, askerler var ama ona rağmen taşıyor. Niye taşıyor? Belki güvenlik açısından bilmiyorum. Hmm. Amerika'da insanlar açıkça silah taşıyor. Hmm. Pazara gidip Doğru. satın alıyorsun. Evet. Ha, bizde de aynı bir gerçek. Bizde silah değil de bıçak. Güvenliğiniz için. Güvenlik için. Yani niyetler farklı. Hmm. Niyetler farklı, insanlar da farklı. Belki ben sadece... Bir özel mülkiyetlerim var bilmiyorum yani ailem için hmm. ailemi korumak için ya da bir arabam var hmm. ve ya da bir şeyim var yani
gittiğim yerde bana karşı belki kötü davrananlar olabiliyor. Evet. Ben onlara karşı kendimi korabilmem için belki bıçak taşıyorum. Hı-hı. Ama belki biri bıçak taşıyor, birileri öldürmek için ya da birilerin eşyaları hırsızlık yapmak için taşıyor da olabilir. Burada Hı-hı. niyetler farklı Hı-hı. ama bir gerçektir. Tamam. Belki bilmiyorsanız. Evet, bilmiyorduk. Ama... Şimdi artık biliyoruz. Evet. Çat'a gidince biraz dikkatli olacağız. Yok. Ve... Yani yabancılara karşı böyle bir davranış yok. Hı. Bir de halklar arasında da yani açıkça böyle seni bıçaklarım diye. Ha. Yani ama insanlar taşıyor yani ha. bir gerçektir. Ama fazla özel şeylere girersen Hı. orada bir sıkıntı çıkar. Tamam. Seni bıçaklamaktan hiç çekinmeyecek. Bunu bildiğimiz için çok teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim aslında. Için. Peki. Bir de sözümü kesmeyeyim, evet. kusura bakma. Yani son olarak belki Çat'la ilgili son bölümümüze geldik. Evet. Ama şöyle bilmenizi rica ediyorum. Ben tüm anlattığım konularda hiç yani bu konulardan mezun değilim ya da uzman değilim. Hı. Sadece Türkiye'de diğer Çatlılar da gibi hmm. ben de kendi memleketimi temsil ediyorum evet. ve bu sosyal medya alanında kendi memleketimizi insanlara tanıtmak için bu videoları Hamisi kardeşlerimiz tarafından bir program düzenlemiş ve bizi davet etti. Biz de bildiğimiz kadarı anlattık. Yani belki bizim söylediğimiz yanlış bir şey olabilir. Ve yorumlarda yazabiliyorsunuz Hamisi kardeşlerime. Evet. O bana belki söyleyebiliyor. Ya da sizin bildiğiniz şeyler biz bilmediğimiz de olabilir. Aynen. Söyleyebiliyorsunuz. Doğru arkadaşlar. Evet. Çatlı arkadaşlarımız veya Türk arkadaşlarımız ve diğer takipçilerimiz bir sorunuz varsa, yorumlarınız varsa, fikirleriniz varsa onları bizimle paylaşabilirsiniz. Yani yorum kısımlarında veya e-mail atabilirsiniz. Bu güzel programı inşallah bütün Afrika ülkelerini tanıtmak istiyoruz. Acaba nereye kadar gidebiliyoruz? Umut kesmiyoruz. Ama şimdi bu üçüncü bölüm ve Çad'ı bitirdik. Ve sırada hangi ülke görmek istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Belki sürpriz olabilir. Belki sizden bir ülkeyi alabiliyoruz. Evet. Şimdiden o zaman Çad'da görüşmek üzere. Ama bu Çat bitmemiş ha. Çat 3 bölümde bitmez. Özetini yaptık. Çat evet. bitti diye değil. Evet. Çat hakkında sadece yani, özet şeklinde azıcık bir şey aldık yani. Önemli bilgileri paylaşmaya evet. çalıştık arkadaşlar. Evet. O zaman diğer bölümlerde ve diğer ülkelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.